Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle ve lezzetiyle nefis İzmir köftesi tarifimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak köftemin yapılışına geçiyorum. Patatesli köfte yemeğim için ilk olarak köftemi yoğurmakla başlıyorum. 300 gram kıymamı yoğurma kabıma aldım. İçine 1 adet yumurta ekliyorum. 1 adet rendelenmiş kuru soğan ekliyorum. Birer çay kaşığı acısız toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ve kimyonumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unum var. Yavaş yavaş ekleyerek kullanacağım. Şimdi bir kısmını ekleyip kıymamı yoğurmaya başlıyorum. Galeta ununu birden eklerseniz köftenize, köfteniz sertleşebilir. Bunun için azar azar eklemenizde fayda var. Şimdi birazını daha koyuyorum. Galeta unumu azar azar ekleyerek köftemi yoğurmaya devam ediyorum. Gram orta yağlı kıymama 3 yemek kaşığı galeta unumun hepsini kullandım. Köftemizi iyice yoğuralım. Kıymamı iyice yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle şekil vermeye başlıyorum. Hafif elimle bastırarak yassılaştırıyorum. Köftelerinizi şekillendirirken köftelerinizin çok ince olmamasına dikkat edin kurumaması için. Çok kalın da olmamalı, orta kalınlıkta olmalı. Bütün köftelerimi şekillendirdikten sonra ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında 15-20 dakika dinlendiriyorum. Köftelerim buzdolabında dinlenirken ben bu arada patateslerimi soydum. 5 adet patates kullanacağım. Patateslerimi elma dilimi şeklinde doğramaya başlıyorum. Bunun için patatesimi ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra tekrar ikiye bölüyorum. İkiye ayırdıktan sonra patateslerimin çok kalın olmasını istemiyorum. Çok ince de olsun istemiyorum. Tam ortadan tekrar ikiye bölüyorum. Bu şekilde bütün patateslerimize elma dilimi şeklini verelim. Patateslerimi doğradıktan sonra kızartmaya başlıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağı tencereme koyuyorum. Ocağımın altını açıyorum. Sıvı yağımın yüksek ateşte ısınmasını bekliyorum.
Sıvı yağım iyice ısındıktan sonra patateslerimi koyup kızartmaya başlıyorum. Patateslerimi yüksek ateşte hafif bir şekilde kızartıyorum. Kızaran patateslerimin yönlerini çeviriyorum. Patateslerimi köftelerim fırında da pişeceği için hafif bir şekilde kızartıyorum. Kızaran patateslerimin yönünü ara ara çeviriyorum. Havlu kağıt serdiğim tabağıma hafif kızaran patateslerimi alıyorum. Sonra kalan patateslerimi de aynı şekilde kızartıyorum. Kızaran diğer patateslerimi de havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Patateslerimi kızarttıktan sonra ocağımın altını biraz daha kısıyorum. Orta ateşe alıyorum. Köftelerimi de aynı şekilde kızartmaya başlıyorum. Yine köftelerimi de hafif bir şekilde kızartıyorum. Fırında da pişeceği için çok fazla kızartmıyorum. Hafif bir şekilde kızaran köftelerimi havlu peçete serdiğim tabağıma alıyorum. Kalan diğer köftelerimi de aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Kızaran köftelerimin yönünü çevirerek her tarafının kızarmasını sağlıyorum. Diğer köftelerimi de hafif bir şekilde kızarttıktan sonra havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Köfte ve patateslerimi kızarttıktan sonra borcama bir köfte bir patates olacak şekilde dizmeye başlıyorum. Bütün köfte ve patateslerimi aynı şekilde diziyorum. Sonra yemeğimin üzerine doğranmış biber ve domates diziyorum. Sonra uygun bir tavama bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağ ısındıktan sonra içine bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum ve kavurmaya başlıyorum. Salçamı iyice kavurduktan sonra içine büyük bir su bardağı ile 1,5 su bardağı su koyuyorum. Sonra içine 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı acısız toz biber, 1 çay kaşığı acısız pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve içine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Sonra salçalı sosumu iyice karıştırıyorum. Salçalı sosum kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Sonra hazırlamış olduğum salçalı sosumu yemeğimin üzerine döküyorum. İzmir köftem hazır. Yemeğimi 200 derece fırında 15 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyorum. İzmir köftem pişti. Görüntüsü gibi tadı da lezzetli bir yemek oldu. Sizlere de bu yemeği yapıp mutlaka tatmak
yapmanızı tavsiye ederim. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.